Sayın seyirciler, bu araştırmayı konuşmak üzere İstanbul stüdyomuzda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin var. İyi günler efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Bu anket sonuçlarını değerlendirelim istiyoruz. Şimdi çok iddialı olduğunuz görünüyor İstanbul konusunda özellikle. Anketle ilgili genel bir bilgi vererek başlar mısınız bize? Evet, iyi günler, çok teşekkür ediyorum. Aslında 20 gün önce bir yabancı kuruluşun Türkiye'de yapmış olduğu kamu yoklamalarına baktığımızda geçen hafta, yani 10 gün önce Türkiye'de bir belediye seçimi olmuş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle büyükşehir ya da bütün şehirler için yapılan bir ankettir. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Eskişehir, Aydın, Muğla, Balıkesir ve Manisa'da Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri iktidar olmuş olurdu. Bugün çok enteresandır. Yani son bu yabancı şirketlerin, daha sonra da bana göre bağımsız araştırma kuruluşlarının araştırmalarından sonra bugün çok arıl acele iktidara çok yakın olan bir şirket araştırma yapmış. Şimdi aslında bu bütün bunları biz çok da paylaşmak istemiyorduk. Şundan dolayı paylaşmak istemiyorduk. Birincisi, Türkiye'nin çok temel sorunları var. Aslında bu temel sorunların çok tartışılması, konuşulması gerekirken kamu yoklamalarıyla Türkiye'nin gündemini, asıl gündemini bir tarafa ötelemek çok doğru değil. İşsizlik, yoksulluk, talan, dış politika, özellikle her ay Türkiye'de olup bitenlerle ilgili açıkladığım ama son iki aydır Gezi Parkı'nın da gündemiyle çok açıklayamadığımız Haziran ayındaki son tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece Haziran ayında 17 kadın öldürüldü, 16 kadına kötü muamele yapıldı, 8 tane kadın intihar etti. Bu sadece kadınlar için geçerli olan. Ve illere baktığımızda çeşitli bölgelerde ne yazık ki bunlar sadece kamuoyuna, yani adliye intikal etmiş unsurlar. Görüyoruz ki hemen hemen her ay Türkiye'de olumsuzluklar gittikçe çığ gibi büyüyor. Yine onlarca esnaf kepengi kapatmak zorunda kaldı ve sadece Haziran ayında, bunu bana söylemeyeceksiniz, bu araştırma kuruluşları biraz da bunlarla meşgul olursa çok da iyi olur. En azından Türkiye'nin ötekileşmiş, Türkiye'nin öteki fotoğrafını da görmüş oluruz. Hani birçok odalar şeyle çok meşgul oldu ya, Gezi Parkı'ndaki esnaflarla, esnafların durumlarıyla meşgul oldular. Çok manidar, çok da etkilendim, çok duygulandım. Keşke bu odalar 2010 yılında, 2011 yılında Beyoğlu'ndaki esnaflarla meşgul olmuş olsaydı, İnanıyordum ki en azından 200-240 tane esnaf kepenk kapatmamış olurdu ya da hacizlerle karşılaşmamış olurdu. Sonradan fark ettiler. İnşallah herhalde bundan sonra da Beyoğlu'ndaki esnafla ve Türkiye'deki esnaflarla ilgilenmiş olur. Binlerce esnaf haciz olaylarıyla karşı karşıya. Yine dış politika ile ilgili birçok basınımız, medyamız, televizyonumuz, görüyorum ki Mısır'la çok ilgili ama yanı başımızdaki Hatay'la maalesef çok da ilgilenmiyorlar. Hatay'da ne olup bitiyor? Oraya da bir baktığımızda bütün fotoğrafları göreceğiz. Adeta geçen hafta Türkiye dış politikasında Dışişleri Bakanı yok, ortada kayboldu. Bir başka unsurlarla bu meseleler çözülmeye çalışıldı. Bütün bunlara baktığımızda bunları görmemek için, bunları tartışmamak için özellikle iktidara yakın, iktidara başbakana yakın köşe yazarları ve gazeteleri Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da nasıl kazanabilir telaşı içine girdiler. Çok manidardır. Çok etkilendim. Yani başbakanın bu kadar yakın köşe yazarları Cumhuriyet Halk Partisi ile yakın ilgilenmeleri, Cumhuriyet Halk Partisi nasıl kazanabilir arayışı içine girmeleri beni de çok etkiledi. Partili arkadaşlarımızı da etkiledi. Biz İstanbul'da ve Türkiye'de ne olup biteceğini çok iyi biliyoruz. Elimizde bütün bu veriler var. Ama bundan önce Türkiye'nin temel sorunları var. Bu temel sorunlarıyla biraz meşgul olmak istiyoruz. Ben bu özellikle 3. köprüde halen kıyım devam ediyor. Binlerce ağaç kesilmeye devam ediyor. Bu konuda kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz.
Yine daha geçen hafta yandaş firmalara birçok yerler dolaylı organize işlerle bir kamu adına ihaleler verildi. Bütün bunlarla çok yakından ilgileniyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de olup bitenleri, Türkiye'nin beklentisi, gezi ruhuna uygun, temiz siyaset, temiz siyaset anlayışını kamuoyuyla paylaşacağız. Ne oluyor, ne bitiyor? Onları hep beraber sizler de göreceksiniz. Türkiye kamuoyunda görmüş olacak. Peki Gürsel Bey, şimdi bu seçim öncesi biliyorsunuz yardım paketleri dağıtıyor AKP ve aslında seçim kanunlarında da belirtilen bir takım maddeler var. Bunun ihlali de söz konusu. En son Zorlu Holding AKP kadın kollarına 40 bin paket yolladı bu yardım paketleri ve yaklaşık 1,5-2 milyon lira arası, yani normal yapılması gereken yardımın kat be kat üstünde, yasal sınırın çok üstünde. Bu konuyla ilgili bir şey yapacak mısınız ya da düşünceleriniz nedir? Yani bu bir şekilde hukuksuz bir şey değil mi? Tabii Türkiye'de hukuk yok. AKP döneminde her şey rafa kaldırıldığı için hukuk da ne yazık ki işlemiyor. Yani bırakın zorluğu, firmaların üzerindeki yardım kampanyalarıyla, firmalardan toplamış olduğu paralarla, sözde iftar vermeleri, bunların hepsini biliyoruz. Onun ötesinde özellikle bu topladıkları yardımları kendi ilçelerine, yani AKP ilçelerine gönderilen, özellikle belediye şirketleri kanalıyla gönderilen belgeleri önümüzdeki günlerde paylaşmak istiyoruz sizlerle. Ne yazık ki hani deveye demişler ya, boynun niye eğri? Demiş ki nerem düzgün. Bu kirlilik öylesine sirayet etmiş ki bütün kamu kuruluşlarına baktığınızda maalesef bu çirkin olayları göreceksiniz. Yoksulların en doğal talebi olan, sosyal devlette beklentisi olan yardım işlerini bile afişe ederek, onu bunu kullanarak, özellikle bu en kutsal aylarımızda bunu kullanmaları doğrusu vicdanen kabul edilecek bir iş değildir. Ama ne yazık ki iktidar, AKP iktidarı bunların hepsini kullanıyor. 76 milyon yurttaşımızın vergileriyle toplanan paraları yardım ediyormuş gibi, sanki AKP'nin kasasında çıkıyormuş gibi kullanılması, doğrusu ne diyeceğim buna, nasıl bir cümle bulacağım bilmiyorum. Her yurttaşımız hava hariç vergi ödüyor. Bugün bu saatte doğan çocuğumuz vergi mükellefi olarak doğdu. Ya siz bu insanların vergilerini toplayacaksınız. Bu insanların vergileriyle bu insanların yoksulluklarını bir nebze olsun gidermeye çalışacaksınız ve onu da afişe edeceksiniz. Gelin bu rezillikten kurtulalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2011 yılında, yani seçim öncesi hazırlamış olduğu, Sayın Genel Başkanımızın özenle, özellikle uzun yıllardır proje haline getirmiş olduğu aile sigortasını hayata geçirelim. Aile sigortasını hayata geçirelim ki bu rezilliklerin hiçbir tanesi yaşanmasın. Bu ülkenin yoksulları, bu ülkenin kimsesizleri, devletin sosyal devlet dediğimiz, yani aile sigortası dediğimiz kavramda faydalansın. Kimseye boyun eğmesin. Kaymakamların, belediye başkanlarının kapılarının önünde boyunlarını bükmesin. Onurlu birer vatandaş gibi devlette ödemiş olduğu vergilerin bir kısmını alarak en azından bu yoksulluklarını giderebilsin. Gelin iktidar partisine sesleniyorum. AKP'ye sesleniyorum. Hani sıkıştığınızda bize sesleniyorsunuz ya. Allah adına, insanlık adına aile sigortasını en azından hayata geçirelim. Milyonlarca yurttaşlar sizin kapınızda ya da bizlerin kapısında boyun eğmesinler. Bu çok zor bir şey değildir. Gelin bunu hayata geçirelim ki bu pisliklerde, bu rezilliklerde Türkiye'yi kurtarmış olalım. Hani biz de sosyal devlettik? Sosyal devlet aynı zamanda baba devlettir. Şimdi siz Şam babasınız, baba devlet değilsiniz. Gelin baba devlet olmak istiyorsanız aile sigortasını derhal kanunlaştıralım. Peki şimdi bu anketlerin sonucunda AKP ve CHP'nin İstanbul'da özellikle başa baş gittiğini görüyoruz. Bir önceki seçimi hatırladığımızda yine benzer durumlar aslında söz konusuydu ama bir şekilde çok ciddi iddialar var, yapılan usulsüzlükler olduğu yönünde bu seçim sistemiyle ilgili. Hatırlayacaksınız, tam başa baş giderken pek çok noktada elektrikler kesildi ve yeniden elektrikler geldiğinde AKP çok ciddi anlamda arayı açmıştı bazı illerde özellikle. Şimdi böyle bir iddia tabii ki bu, ama seçimlerde
eğer usulsüzlük yapılıyorsa, bir sıkıntı varsa bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi nasıl önlemler alacak? Evet, teşekkür ediyorum. Aslında elbette bu iddia değil, bu belge kanıtlanmış bir belge. Yargı kararları da var. Özellikle İstanbul'da bizim iki ilçeyle ilgili alınmış yargı kararlarına baktığınızda bu iddia olmaktan çıkmış, somut bir belge haline dönüşmüş. Önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunun bütün önlemini aldık. Özellikle burada seslenmek istiyorum. Duyarlı yurttaşlara, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanları, yöneticileri değil, aynı zamanda reyini veren, ülkesine, şehrine sahip çıkmak isteyen bütün yurttaşları seçim günü göreve davet ediyoruz. Ne yapacak? Seçim günü oyunu kullanırken birçok yurttaşımız, birçok vatandaşımız sandık başında da görev almak istiyor. Bütün bunlara kapımız açık olacak ve bu konuda herkesi göreve davet ediyoruz. Belki sembolik olarak genel başkanımız hariç Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve il başkanları, ilçe başkanları o gün sandık başlarında görev alacak. Niçin görev alacak? Türkiye'nin geleceği için görev alacak. Reylerinin çalınmaması için görev alacak. Hepimiz bu görevde olacağımız için bu bir önceki seçimde olmuş uygulanan organizeli işler, yani sandıklarda çalabildiklerini çaldılar, sandıklarda çalamadıklarını bir gece yarısı hiç elektrik kesilemezken pazar günü birçok yerlerde elektrikler kesildi. Bunun önlemini almak için Cumhuriyet Halk Partisi sandık görevlilerinin tamamı belgelerini alacaklardır. Mühürlü, imzalı sandıktaki bütün belgelerini alıp ve aynı zamanda sandık başında sonuçları alır almaz telefonla merkeze bildirecekler. İnşallah saat 5'te sandıklar kapandığında 5.30'da 6'da Cumhuriyet Halk Partisi de sonuçları almış olacak. Eğer biz sağlıklı bir şekilde sandık başındaki tutanakları alabilirsek, ondan sonraki AKP'nin yapacağı, devlet eliyle yapacağı organize işlerin hiçbir anlamı olmayacak. Zaman zaman biz tabii bunların bir kısmını sağlıklı bir şekilde alamadık. Özellikle itiraz sürecinin yolunu açabilecek o sandık başındaki tutanakları sağlıklı alabilirsek, ondan sonrası ne yaparlarsa yapsınlar, bunların hepsinin önlemini alıyoruz. Arkadaşlarımız çok ciddi çalışmaları yapıyor. Özellikle yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız, yine keza sandık ve sandıklardan sorumlu genel başkan yardımcılarımız ve hepimiz bu konuda ciddi önlem alıyoruz. Yurttaşlarımız çok rahat olsun. Sadece ve sadece sandık başına, geçen dönem sandık başına oy kullanmaya gitmemiş her yurttaşa çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye'nin geleceğini karartmak istemiyorsanız sandık başına gitmeyen her yurttaşı mutlaka sandık başına getirmemiz gerekiyor. Göreceksiniz ki Türkiye'nin de kaderi değişecek. İstanbul'un da bütün şehirlerinde kaderi değişecek. Ben İstanbul'da uzun süredir ilgilenen bir siyasetçi olarak sadece İstanbul'da, bakın sadece İstanbul'da İstanbul rantıyla talan edilen bütçenin 100 milyar dolar olduğunu söyledim. Altını çizerek söylüyorum. 100 milyar dolar imar rantıyla yandaşlarına peşkeş çektiler. Bunların tamamını belgeledim. Bu belgeleri sadece kamuoyuyla paylaşmadım. Aynı zamanda eski İstanbul Belediye Başkanı olan Tayyip Erdoğan'ın kendisine de gönderdim. Evet, çok merak eden gazeteciler, çok merak eden siyasetçiler varsa bu nedir 100 milyar dolar rant? Bunu konuşmaya, bunu belgelemeye, bunu tartışmaya hazırım. Hangi ekranlarda isterlerse istersinler. Görüyorum ki AKP yetkilileri buradan kaçınıyor. Kaçınmak zorundalar. Çünkü birçok şu anda iktidarda Türkiye'yi yönetenlerin çocuklarının da ne yazık ki bu pisliğin içinde olduğunu çok net şekilde biliyorum. Damatları, çocukları, onlar tartışamayabilir. Ama onları acımasızca, onları hararetli savunan o yazarlara, o televizyonculara da çağrıda bulunmak istiyorum. Ne zaman isterseniz Gürsel Tekin olarak o rant haritasını sizlerle paylaşmaya hazırım. Ekranlarınızı açarsanız seve seve geleceğim.
Peki Gürsel Bey, bu anketle ilgili duruma baktığımızda sizin yaptırdığınız ankette 3 puan İstanbul'da önde göründüğünüzü söylüyorsunuz ve ciddi de bir iddianız var. Bu seçimlerde %40'ı geçecek İstanbul'daki oy oranı diyorsunuz. Bununla ilgili yapılan anketlerde ne tarz ayrıntılar var? Bizi daha ayrıntılı bilgilendirebilir misiniz bu konuyla ilgili? Evet, bir düzeltme yapmak istiyorum. Biz bir anket yaptırmadık. Bir yani yabancı kurumda, evet, yurt dışında yapılmış bir anketler ben orada gördüm. Biz, evet, bizim dışımızda şu anda Gezici'nin, daha önce Orejen'in ve çeşitli Sayın Hakan Bayrakçı'nın yapmış olduğu anketlere baktığımızda, özellikle bu firmaların isimlerini zikrediyorum. Adil Bey'in, ama birçok firmaların da, anket kuruluşların da bağımsız kuruluş olmadığını hepimizin bilmesi gerekiyor. Eğer bu bağımsız kuruluşlar İstanbul Belediyesi'nin işlerini yapıyorsa, eğer bu anket kuruluşları şu anda bakanlıkların işlerini yapıyorsa, çok bağımsız deme şansımız olmaz. Keşke bağımsız şirketler olabilse. Ben birçok firmanın özellikle belli bakanlıklarda hangi bütçeleri kullandığını biliyorum. Biz siyasetçiler olarak da biz aynı zamanda birer anket kuruluşları gibiyiz. Ben 2008 yılında, 2009 yılında anket kuruluşları ya da araştırma şirketlerinde herhangi bir araştırma yapmadım. %40 hedefini koyduğumuzda birçok eleştiriler aldık. Ama 2009 yılında %38.5 aldık. Yani siz biraz önce %37 söylediniz. %37 il genel için geçerli olan. Sayın Genel Başkanımızın belediye başkanı adayı olduğu dönemde %38.5 aldık. Yani önümüzdeki dönemde %40'ın üstüne çıkmamak için hiçbir sebep yok. Milyonlarca yurttaşımızın önümüzdeki beklediği en büyük tehlike bu kentsel dönüşüm. Yine ulaşım sorunu, altyapı sorunu, deprem dönüşümü. Bütün bunlara baktığımızda İstanbul'un son 20 yıldır AKP'nin yönetmiş olduğu İstanbul'da çözülebilmiş bir tek şey var mı? Ama bildiğim bir tek şey var. AKP iktidarı döneminde bütün yandaşlarının ekonomik sorunlarını çözdüler. 200'ün üstünde AVM'nin olduğu bir kentte huzur olabilir mi? Elbette milyonlarca esnafın mağduriyeti olur. Gidin şimdi bir bakın, İstanbul'un sadece merkezlerinde değildir. İstanbul'un çeperlerindeki ilçelere baktığınızda milyonlarca esnaf kan ağlıyor. Kepenklerini kapatmak zorunda kaldı. Çünkü her gün mantar gibi büyüyen AVM'lerle karşı karşıyayız. Ama ben burada İstanbul'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bütün bu sorunlar aşılamayacak sorunlar değil. Biraz önce tarif etmiş olduğumuz 100 milyar dolar yandaşlara verilen rantların %30'unu mutlaka vergi olarak iade geri alacağız. Çünkü İstanbul halkının paraları. %30'unu aldığınızda bu rakam 30 milyar dolar ediyor. 30 milyar dolarla kentsel dönüşüm, ulaşım sorunu, çözülememiş birçok sorunları çözmek mümkün. Yani siz rantlarınızla, kamu rantlarıyla, kamu arazileriyle, İstanbul halkının arsalarıyla yandaşlarınızın sorunlarını çözerken yurttaşların sorunları niye çözülemedi? Çeyrek asırdan bahsediyorum. Çok kısa süre değil. 20 yıl içerisinde eğer bu sorunlar çözülememişse bundan sonra hangi gerekçelerle çözebilirsiniz? Ne diyecekler acaba AKP, merak ediyorum. Yani AKP belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, daha geçen dönem 2008 yılında biz bu eleştirileri yaptığımızda ulaşım sorunları çözülecek demişti. Çözüldü mü ulaşım sorunları? Evet, pek çok sıkıntısı var İstanbul'un. Deprem sorunu çözülememiş, Marmara depreminden sonraki deprem sorunları çözülecek demişti. Bir tek yer çözülemedi. Neresi çözüldü? Adına kentsel dönüşüm dediler, Roman yurttaşlarımızı sürgün ettiler. Adına kentsel dönüşüm dediler, Beyoğlu'ndaki yoksul vatandaşları, Güneydoğu'da gelmiş vatandaşları sürgün ettiler. Ne çözdüler? Yandaşların işlerini çözdüler. İstanbul'un birikmiş sorunlarını sosyal demokrat bir anlayış çözecektir. İnşallah göreceksiniz. Bütün bu birikmiş sorunlar en kısa süre içerisinde çözülecektir. Çünkü İstanbul'un buna gücü yeter, İstanbul Belediyesi'nin. İstanbul Belediyesi'nin bütçesi buna yetecek.
İstanbul'un rantı buna yetecek. İstanbul'un yaratmış olduğu rantı İstanbulluyla, milletle paylaşmış olsaydınız, İstanbul'un çoktan dönüşümü, kentsel dönüşümü çözülmüş olurdu. Ama bunu onlarla paylaşmadınız. Kimlerle paylaştınız? Damatlarla paylaştınız. Kimlerle paylaştınız? Yöneticilerinizle paylaştınız. Merak etmez mi İstanbul halkı? Bu sizi yönetenlerin çocukları ne iş yapar? Bir bakın ne iş yapar, ona göre göreceksiniz bütün fotoğrafları. Yani İstanbul'da önümüzdeki dönemde kirlenmiş siyasete son vereceğiz. Arınmış, temiz, hesap verebilir. Nasıl ki Londra Belediyesi günlük akışında olup bitenleri kendi sayfasına koyuyorsa, İstanbul Belediyesi de İstanbul'da vergi ödeyen yurttaşlarımıza böyle hesap verecektir. Bu neyle olur? Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi ile olacaktır. Evet. Yine ankette Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının arttığı ifade ediliyor. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz ve diğer bölgelerde neler yapmayı düşünüyorsunuz Gürsel Bey? Evet, aslında yani sadece bölgesel değil, tabi bu bütün şehirleri sayarken burada Tekirdağ'ı unuttum, özellikle özür diliyorum. Manisa'dan sonra Tekirdağ'da da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları artıyor. Ve birçok şehirlerde, bu bütün şehir büyük şehirlerin dışında birçok bölgelerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının arttığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde özellikle Ekim'den sonra bu artışların hızla devam edeceği görülüyor. Bu sadece benim söylediklerim değil, aynı zamanda siyaset bilimcilerin ve bu araştırma kuruluşlarının da verileri bunu gösteriyor. Çünkü ekonomide çok ciddi sıkıntılar kırılmaya başladı. Özellikle Anadolu'ya gittiğimizde, Anadolu'da örneğin Erzurum'a, Kayseri'ye, Yozgat'a gittiğinizde bu ekonomik sıkıntıları çok daha bariz şekilde görebiliyorsunuz. Çiftçi çok perişan. Özellikle tarım, hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımızın sorunları gittikçe büyüyor. Bütün bunları tabii konuşma mecramız yok, tartışma mecramız yok. Eskide biliyorsunuz 10 yıl önce, AKP'den önce en azından Türkiye'deki bu temel sorunları müzakere etme şansımız olurdu. Hemen hemen her siyasi parti ekranlara çıkardı. Karşılıklı olarak iktidar muhalefetin tartışma imkanı oluyordu. 10 yıldır biz ne yazık ki bir AKP'li, yani şu anda Türkiye'yi yönetenlerle karşı karşıya gelemedik. Ya bütün bu konuştuklarımızı Sayın Topbaş'ta konuşma imkanımızın olması gerekiyordu. Neden kaçınırlar? Doğrusu onu da kamuoyunun vicdanına, takdirine bırakıyorum. Ekim ayında ve Kasım ayında daha çok sürprizler bizi bekliyor. Evet Gürsel Bey, sevgili Gürsel Tekin, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Bu seçim maratonunda da kolaylıklar diliyoruz size de. Tekrar çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Buyurun, buyurun. Burada bütün yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Özellikle çok sayıda vatandaşımız zaman zaman kendine göre gerekçe uydurabilir. Bu gerekçelerle sandık başına gitmeyenlerin hepsine çağrıda bulunmak istiyorum. Hangi partiye oy verecekseniz verin. Ama mutlaka sandık başına gidin, reyinizi kullanın. Kullanacağınız her rey Türkiye'nin geleceği demektir. Türkiye'nin aydınlığı demektir. Temiz siyaset demektir. Eğer temiz siyaset istiyorsanız önce reyinizi kullanacaksınız. Çünkü geçen dönem İstanbul'da biz çok az oyla kaybettik. Sandık başına gitmeyen yurttaşlarımız sandık başına gitmiş olsaydı belki bugün Taksim'i tartışmamış olacaktık. Gezi Parkı'nı konuşmamış olacaktık. Sulu Kule'yi konuşmamış olacaktık. 200 tane AVM ile karşı karşıya kalmamış olacaktık. Ormanlarımız kesilmemiş olacaktı. Bütün bu konuda rey kullanmayanların çok büyük sorumlulukların olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Hı hı. Gelin şehrimize sahip çıkalım ama reyimizle sahip çıkalım. Evet, çok doğru mesajlar. Herkesin oy kullanmaya bir şekilde gitmesi gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Gürsel Tekin. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun.